Aa, Canberk. Aa. Ay oğlum. Ay senin ne işin var burada Allah aşkına? Anne lütfen ya. Yalnız kalmak istiyorum. Ben bundan sonra burada yaşayacağım. Kendimi hiçbir yere ait hissetmiyorum. Canberk. Bak evladım çok yanlış bir şey yapıyorsun. Olmaz. Ben senin burada kalmana izin veremem. Asla. Yani benim topu topu iki tane evladım var şu hayatta. Onlardan da vazgeçemem. Ben de o köye geri dönemem. Orada yaşamak için bir sebebim kalmadı artık. Oğlum, Canberk. Biz bir aileyiz. Ne yapıyorsun? Yani biz gerçekten ama gerçekten kötü zamanlar geçiriyoruz. Bizim şu anda birbirimize sıkı sıkı bağlanmamız gerekirken sen nasıl bizi bırakıp gidersin? Anne. Lütfen ya, çok sıkıldım. Kendi kalibremde bir hayat yaşamak istiyorum. Tamam. Ay. Tamam, anlaşılmıştır, anlaşılmıştır. Ben babanla konuşuyorum. Bir an evvel derhal biz İstanbul'a geri dönüyoruz. Ben ne yapıp edip ailemizi bu köyden kurtaracağım. Söz veriyorum. Anne bak, bana tutamayacağın sözler verme. Şu anda bunları beni oyalamak için söylediğini biliyorum. Tıpkı babamın sana söyleyip seni oyaladığı gibi. Sen ona inanıyor olabilirsin ama ben sana inanmıyorum. Oğlum, güzel oğlum. Ben senin annenim. Sen nasıl bana inanmazsın? Ben senin her zaman iyiliğini düşünüyorum oğlum. Öyle mi? O zaman neden Badegül'e karşısın? He? Neden Badegül olmaz diyorsun? Çünkü arada Meryem var değil mi? Babamın geçmişte yaşadıkları var. Senin saçma sapan kıskançlıkların var. Yani bu konuyu nasıl şimdi Badegül'e getirdin? Oğlum, sen ne ara bu kadar bağlandın bu kıza? Ha? Siz beni hiç ciddiye almayın zaten. Sizin birini ciddiye almanız için size problem çıkartması gerek çünkü. Ay, tamam. Diyelim ki ben sana onay verdim. Meryem'i nasıl aşacaksın Meryem'i? Ha, mesele de bu ya işte. Siz birbirinize o kadar düşman olmuşsunuz ki kız bunu görüyor, o yüzden benden vazgeçiyor. Yoksa onun için öyle değil. Biliyorum ben. Abim ilk defa çok doğru konuştu. Allah. Kesinlikle. Allah'ım bak. Oğlum. Güzel oğlum benim, yakışıklı oğlum, zeki oğlum benim. Hiçbir anne oğlunun canını acıtmak istemez. Ben her zaman senin mutlu olmanı istiyorum. Konu aşksa ben her zaman yanındayım. Senin aşk hayatını her zaman, her zaman desteklerim. Can ben. Oğlum, yani sen bugüne kadar birine aşık oldun da ben hayır asla olmaz mı dedim? Mesela Melisa. Mesela Melisa mı? Evet Melisa. Kendin ayırdın beni kızdan. Ayırdım ben. Ben ayırdım. Ay yani bula bula bu kızı mı buldun dedim Canberk. Yapma. Aa. O da bana yetti anne. Sen öldükten sonra Melisa mı kaldı Allah aşkına ya? Ben hayatımda bir tek aşık olma potansiyelim olan kızı senin bir lafına feda ettim ya. Olmaz Canberk'cim yani Melisa hakikaten olmazdı. Bak gördün mü? Hala aynı bencillik. Tıpkı Badegül'ün şu anda sana uygun olmadığı gibi değil mi? Şimdi izin verirseniz tekamül sürecime devam etmek istiyorum. Hadi lütfen ya. Temakül mü? Temakül mü? Ne biçim bir süreçmiş bu? Tekamül ya, tekamül. Ne bileyim, dede onu söylemiş işte. Böyle adaptasyon süreci falan gibi bir şey. Hadi neyse rahat bırakın beni, onu tamamlayacağım ben ya. Ne kadar uzun sürecekmiş bu? Ya süresi yok. Kafamı dinlemek istiyorum, yalnız kalmak istiyorum. Hadi lütfen. Oğlum. Oğlum güzel oğlum ne olursun yapma. Dön evine. Hadi oğlum ne olur dön. Ya anne lütfen dedim. Duymadın mı? Lütfen ya. Ya oğlum yapma diyorum sana. Anneciğim gel bak bırakalım bak daha kötü olacak sonra. Ay nasıl bırakayım? Ay kurt mu kapacak, yılan mı sokacak, inek mi tepecek, fare mi kemirecek? Nasıl bırakayım ben oğluşumu? Dağın tepesi burası. Ya hala oğluşum diyorsun ama ya. Ya ben eski Canberk değilim merak etme. Ne kurda emederim kendimi ne de yılana falan soktururum. Hadi gidin. Ha, tamam be, öf. Ne yaparsan yap. Sen şunu al da klim falan biter şimdi, hadi. Yok, gerek yok. Fatbat'ın çakmak şarjı falan var, gerek yok. Bir şey lazım olursa haber ver. Sağ ol brocum. Geride kalanlara benden selam söyle. Sevenimden vazgeçtim. Merak edenim varsa ona da razıyım. Oğlum, tuvalet kağıdın var mı? Ha? Islak mendil vereyim. Ay ne olur dikkat et Allah aşkına şey ilaç sür bir şeyler sokar seni şimdi orada alerjim var zaten kaşınacaksın.